Herkese merhabalar. Bu videomun konusu futbol antrenörü İlhan Palut. Başlıkta İlhan Palut ve antrenörlük felsefesi. Bir dönem İngiliz Sosyoloji Derneği'nin de başkanlığını yapmış Jamaikalı sosyoloji profesörü Stuart Hall'un bir sözüyle giriş yapmak istiyorum. Üniversite ya eleştirel bir kurumdur ya da hiçbir şeydir demiş. Bu bağlamda dinleyici olarak katıldığım ve İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde düzenlenen bugünkü etkinlik hakkında kısa bir eleştiri yapmak istiyorum. Notlarımı da aldım. Eleştiri biliyorsunuz yergi ve övgü olmak üzere ikiye ayrılır. Önce övgüden başlayayım ve Süper Lig'de antrenörlük yapan İlhan Palut'u konuk eden sosyoloji profesörü Ahmet Talimcileri bu spor insanının futbol ile ilgili düşünce yapısını daha yakından tanımak için böyle bir fırsat oluşturması adına tebrik ve teşekkür ederim. Ayrıca vize dönemi olmasına rağmen konferans salonunu dolduran ve pek çok soru sorarak etkin olarak programa katılan üniversiteli öğrenciler de takdiri hak ediyor. Tüm bunların yanında üniversite rektörünün de dinleyiciler arasında olması okul olarak bu tür etkinliklere önem verdiklerini gösterdi. İlhan Palut da övgüyü hak ediyor. Akıcı bir konuşma yaptı. Özellikle 10 yabancı sınırı olmalı, Türk oyunculara daha çok şans verilmesi ifadesine katılıyorum. Atatürkçü bir düşünce ve milli bilinç içeriyor. 10 Kasım'la ilgili çeşitli yerlerde verdiğim konferanslarda Atatürk'ün genç sporcuların yetişmesi konusundaki önemine değinmiştim. O videodan bunları detaylı olarak seyredebilirsiniz. İlhan Palut şunu da söyledi. Takımda herkes size bakıyor, oyuncu sizi gözlemliyor dedi. Sadece oyuncu değil, örneğin benim gibi mental alanda çalışan akademisyen de antrenörleri kendi alanıyla ilgili bakıyor, gözlemliyor. İşte bu nedenle antrenörlere de mental destek şart diyorum ve eleştirinin ikinci kısmı olan yergi kısmına giriyorum. Yergi kısmına geldiğimizde öncelikle dikkatimi çeken bir durum oldu. Psikoloji son sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen bir öğrenci teknik, taktik ve kadro yapısıyla ilgili soru sordu. Ben bunu yadırgadım. Oysa ki kendi alanıyla ilgili sorulacak o kadar çok soru var ki ama çoğu soru gibi onun da soruları futbolun teknik ve taktiğiyle ilgili oldu. Hatta rektör de futbol analizini iyi yapıp yardımcı antrenörlüğü hak edecek arkadaşı yemeğe davet ediyorum dedi. Yani ülkemizin her yerinde gördüğüm manzaralar üniversitelerde de var. Futbolun felsefesini dile getiren yok. Biraz sosyoloji varsa yoksa psikoloji. Oysa felsefenin olmadığı ortam kültürel bir çöldür. Kültürel çöl. Kimse kusura bakmasın. Felsefe her ortamda, her alanda gerekli ve önemli bir alandır. Gelelim futbol antrenörü İlhan Palut'a. Akıcı konuşma yaptı ancak içerik olarak zaman zaman hem futbol kültürümüzden beslendiğini hem de spor fakültesi mezunu olarak psikososyolojik açıdan yetersiz olduğunu belli etti. Örneğin, burada olmak çok güzel, hissettiklerimi konuşmak istiyorum dedi. Oysa güzel kelimesi estetik alanına aittir. Bunun yerine şunu söyleyebilirdi. Burada olmak keyifli, memnuniyet verici diyebilirdi. Ayrıca hissettiklerin değil, düşüncelerini aktarmak önemlidir. Yani düşüncelerimi aktarmak istiyorum diyebilirdi. Şimdi İlhan Palut antrenörlük konusunda Türkiye'de Şenol Güneş'i örnek aldım. Çalıştığı futbolculara değer katıyor dedi. Şenol Güneş'i ben mesleğim gereği yakından tanıdığım için İlhan Palut bence yanlış kişiyi rol model almış ve bu hatalı seçimi umarım kendisine zarar olarak dönmez. Ayrıca Şenol Güneş bana göre bir futbolcuya değer katıyorsa birden fazla futbolcunun da değerini azaltıyor. Yani konumuz Şenol Güneş'tir. Şenol Güneş hakkında konuşacak çok şey var, çok konu var. Bana göre Şenol Güneş
mental anlamda yetersiz bir antrenör. Dolayısıyla İlhan Palut bu konudaki düşüncesini bence gözden geçirmeli. İlhan Palut maç içinde anlık düzeltmeleri yapıyorum. Pozisyon pozisyon maça bakıyorum. Bütün olarak bakmıyorum dedi. Maçta basketbol koçu gibi anlık düzeltmeler yaparak antrenör tutumu sergilemek oyuncuların odaklanmasını bozmaktan başka hiçbir işe yaramaz. İlhan Palut belki bilmez ama bu durumla ilgili efsane basketbol koçu Phil Jackson'ın şöyle bir sözü var. Oyuncular kendilerini motive edecek gücü sağ kenarında çılgınca bağırıp oraya buraya koşturan antrenörlerden almaz. Phil Jackson bunu söylemiş. Yine benzer bir şekilde Alman efsane kaleci Toni Schumacher de şunu söylemiş. Sağ kenarındaki antrenör şovunu gereksiz buluyorum. O bağırmalar, çağırmalar, komik mimikler neyin nesi? Dolayısıyla anlık düzeltmeler antrenmanda yapılır. Maçta genel düzeltmeler yapılır. Maç uygulama yeridir. Geçiyoruz. Şimdi İlhan Palut'un şu hoca gönderildi, ben gönderildim gibi ifadelerine. Sürekli gönderilmek kelimesini kullandı. Oysa ki işine son verildi veya sözleşmesi sonlandırıldı tarzında daha olumlu ve yapıcı ifadeler kullanmalıydı. Gönderildi, gönderildi daha yıkıcı ve sert ifadeler oluyor. Olumsuz ifadeler içeriyor. Dolayısıyla buna da dikkat etmesinde fayda var. Başarısız olabilirim korkusunu çok yaşıyorum dedi İlhan Palut. Oysa ki bir antrenör başarılı olabilirim arzusunu çok yaşıyorum demelidir. Hatta kulüpte spor psikoloğu var. Onunla sohbet ediyorum da dedi. O kişiyle bunları konuşuyor mu? Veya neler konuşuyor bilmiyorum ama düşünce yapısındaki eksiklikler bu şekilde satır aralarında ortaya çıktı. İlhan Palut fiziksel güç, oyun planı, istikrar, başarı için gerekli dedi. Ama mental beceriler ve kültüre değinmedi. Belki değinecek kadar bilgisi yok. Takımdaşlık, özgüven, iletişim becerileri gibi temel becerilerden oluşan mental güç en az mental güç en az fiziksel güç kadar etkilidir. Kültür kelimesi dediğim gibi hiç kullanmadı veya kullandıysa ben kaçırdım. Ama sürekli futbol iklimi, futbol iklimi dedi. Oysa futbol kültürü demelidir. Çünkü kültür insanların yapıp ettiği her şeydir. Ve sosyolojinin temel terimlerinden biridir ki İlhan Palut'un karşısında bir sosyoloji profesörü oturuyordu. Konuşmasında sürekli olarak kendime çok inanıyorum demesi de dikkatimi çekti. Psikolojik anlamda özgüveni aşırıya kaçmaya başlamış izlenimi edindim. Ahlaki anlamda da bu duruma kibir deniliyor. Aman dikkat etsin. İlhan Palut buna dikkat etsin. Çünkü aşırı özgüven ve kibir felaketin habercisidir. Bu özgüven konusunda bilgisini arttırmalı. Bütün antrenörler arttırmalı. İlhan Palut Süper Lig'deki yerliler alt ligdeki yerlilere göre daha akılcı ve profesyonel dedi. Bence hiç öyle değil. Çünkü zihniyetin ligi olmaz. Hepsi bu kültürden çıkan sporcular, futbolcular. Çalıştığım takım ve futbolculardan da biliyorum. Süper Lig'de de takım çalıştırdım. Mental destek verdim. Süper Lig'de de oynayan oyunculara mental destek verdim. Alt liglerde gördüğüm anormal davranışları ve davranışsal bozuklukları Süper Lig'de de çok gördüm. Ben daha sonra İlhan Hoca'ya iki soru sordum konferans konuşmasının sonunda. Birinci soru şuydu. Maç sırasında oyuncunun verilerin düştüğü bilgisi geliyor dediniz. Peki neden düşüyor bu veriler? Normalde düşmemesi gerekir. Olayın mental boyutuna yani özgüven, odaklanma, stres, maça mental hazırlık, maç içi akıl yürütmeler, kötü alışkanlıkların devreye girmesi gibi durumlara bakıyor musunuz? Bu durumlarla ilgileniyor musunuz diye. Şöyle bir cevap verdi genel olarak. Bazen milli takımlardan oyuncular yorgun geliyorlar ama biz spor psikoloğuyla çalışıyoruz. Yani İlhan Palut mental beceriler denildiğinde sadece psikolojiyi aklına getiren, sosyoloji ve ikisinden de daha önemli olan felsefeyi bilmeyen bir antrenör görüntüsü sergiledi. Çoğu antrenör ne yazık ki böyle. Ben Türk antrenörlerinin başarılı olmasını ve kendilerini geliştirmelerini istiyorum. O açıdan felsefe grubu dediğimiz felsefe, sosyoloji ve psikoloji bilgilerini arttırmalarını ve bunu spora uyarlamaları öneriyorum. İkinci sorum da şuydu. Kendinizi mental anlamda yani duygu, düşünce, davranış anlamında geliştirmek için ne yapıyorsunuz?
mental boyutunuzun beslenme kaynakları nelerdir? Şöyle cevap verdi İlhan Polut. Sakin kalmaya çalışıyorum. Kendime telkinde bulunuyorum. Spor psikoloğuyla zaman zaman sohbet ediyorum. Yani duygu anlamında psikoloji, davranış anlamında sosyoloji, düşünce anlamında felsefeyle ilgili bilgiler, kuramlar, kavramlar, bilim insanları ve filozoflardan beslenme, onların kitaplarından okuyarak beslenme kaynaklarını nasıl oluşturduğunu, ne şekilde oluşturduğunu söylemedi. Demek ki böyle bir durum ne yazık ki yok. Dolayısıyla spor psikoloğu ile psikolojik durumunu veya varsa psikolojik sorunlarını konuşabilir ama spora özgü duygu, düşünce ve davranış durumu ve varsa mental sorunlarını mental antrenörle konuşmalıdır. Bütün antrenörler bunu yapmalıdır. Ben İlhan Palut'a Mental Destek Şart adlı kitabımı verdim. İzmir'de yaşadığımı ve sohbet edebileceğimizi söyledim. Çünkü her genç Türk antrenörü için söylediğim gibi İlhan Palut'un da başarılı ve kalıcı olmasını isterim. Bu eksiklerini gidermesinde fayda var. Çünkü kariyer zor, yıpratıcı ve sert bir kariyer, antrenörlük kariyeri Türkiye'de. Dolayısıyla bu yorumlarımı İlhan Polut eğer dinlerse inşallah bir uzman uyarısı olarak görür. Ve diğer seyreden antrenörler de İlhan Polut'tan ibret alırlar diyerek sözlerimi noktalıyorum. Kalın sağlıcakla.